Bu bölümde bir container içerisindeki değişiklikleri nasıl takip edebiliriz? Bunu öğreneceğiz. Kullanacağımız komut docker diff komutu. Docker diff bir container içerisindeki yerel dosya sistemindeki değişiklikleri takip etmemizi sağlıyor ama tabii ki bunun bazı kısıtları var. Yani bu ayrıntılı bir logging mekanizması gibi düşünmemeniz gerekiyor bunu. Sadece bir dosya veya klasör eklendiyse veya silindiyse veya içeriği değiştirildiyse diff parametresi Hangi dosya veya dizinin böyle bir değişikliğe uğradığını veya bir ekleme yapıldığını bize output olarak veriyor. Hemen bir örnek gerçekleştirelim. Mesela bir Alpine imajı kullanalım bunun için. Gene adına da Alpine diyelim. Özür dilerim. Daha önce kullandığım için bir hatayla karşılaştım. Onun yerine şöyle diyelim. R2 diyelim buna. Bu şekilde başlatalım. Diğeri kalsın. Şimdi yeni oluşturduğum alpan container'ına bağlandım ve ikinci terminalde container ismini veya container ID'sini kullanarak div parametresini kullanabiliyorum. Şu an herhangi bir output almadık. Gördüğünüz gibi çünkü herhangi bir değişiklik yapmadık. Şimdi basitçe bir dosya ekleyelim. Buradaki dosya sistemine Şimdi tekrar aynı komutu çalıştırıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi üç farklı çıktı verdi. Buradaki olay şu. C harfi eğer bir değişiklik yapıldıysa bize bunu belirtiyor. Şimdi history içerisinde bir ekleme yapıldığı için, bir değişiklik yapıldığı için bana bunu gösterdi. A aynı şekilde bir yeni bir dosya veya klasör eklersek şayet A harfini görüyoruz cd dediğim gibi sadece bir değişiklik olduğunu işaret ediyor ki değişiklik Aslında şurada gördüğünüz eş altman history dosyasında yapıldığı için yani bu yeni bir dosya olarak eklendiği için onun bir üst dizini olan root dizinde de bir değişiklik olduğunu işaret etmiş oldu bana c harfi şayet bir sistemde var olan yani sistemin kendi bazı imajıyla birlikte gelen bir dosyayı silersek benim bir sonraki diff komutunu bu şekilde çalıştırdığımda görme görmeyi beklediğim şey şu olacaktır. Sistemin kendisiyle birlikte gelen, o dosya sistemiyle gelen herhangi bir nesneyi sildiğimde bu sefer D harfiyle muhakkak komut çıktısında bunu görmem gerekiyor. Hemen şöyle bir örnek yapalım. Kök dizin altından bin dizinde geliyorum. Burada mesela bir tane komutu silelim. Misal cheese'i silebiliriz gzip silindi. Şimdi aynı komutu tekrar çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi iki ayrı çıktı geldi. Diyor ki bin dizinin altında bir değişiklik yapıldı. Change'den geliyor C harfi. D'de delete'den geliyor tahmin edeceğiniz üzere. Gzip dosyasının ben buradaki çıktığı göre silindiğini ve bir üst dizine olan yani bin dizinin altında bir değişiklik yapıldığını burada C harfinden anlayabiliyorum.